Herkese merhaba. Anamet Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Anamet Kütüphanesi Birim Kütüphanecisiyim. Bugünkü konuşmanın başlığı Saklı Kalmış Bir Hazine, Hadi Temer, Hayat, Çalışmaları ve Eserleri. Bu konuşmada konuşmacımız Fidan Yarlıgaş tarafından yapılacak ve Mustafa Ergül konuşmanın moderatörlüğünü üstlenecek. Bugünkü konuşma bize çok değerli bir kurumu, Türkiye'nin ilk koruma laboratuvarı olan Kimya Laboratuvarı'nı, kısaca kimyahane olarak da bilinmektedir. Bu kurumu ele alacak ve bu kurumda uzun seneler çalışmış olan değerli bir bilim insanını Hadi Temer'i bizlere tanıtacak. Konuşmaya geçmeden evvel sizlere konuşmacılarımızı takdim etmek isterim. Fidan Yarlıgaş, 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümüne girdi. Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Miras Koruma Bölümünde yüksek lisansını 2013 yılında tamamladı. 2014 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktorasını sürdürmektedir. Ayrıca 2013 yılından beri İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'nde restoratör olarak çalışmaktadır. Mustafa Ergül, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi bölümlerini tamamladıktan sonra yüksek lisansını aynı üniversitenin Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. 10 yılı aşkın süredir kütüphane ve arşiv alanlarında çalışmaktadır. Şu anda Suna Kıraç Kütüphanesi'nde kurumsal ve özel koleksiyonlar kapsamında arşiv uzmanı olarak çalışmakta. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Fidan Hanım'a ve Mustafa Bey'e buradan çok teşekkür ederiz bu konuşmanın gerçekleşmesini sağladıkları için. Bu noktada dinleyicilerimize birkaç teknik bilgi vermek istiyorum. Bizi takip edenler bu bilgileri biliyorlar ancak hatırlatmakta yarar var. Tüm konuşmalarımız kaydedilmektedir. Bu da dahil olmak üzere. Dinleyicilerin videoları ve sesleri otomatik olarak kapatılmıştır. Konuşmacılarımıza sorularınızı chat kısmından, yani aşağıdaki chat butonuna tıklayınca oradan erişebilirsiniz. Oraya yazabilirsiniz. Sorular soru cevap bölümünde moderatör tarafından konuşmacılarımıza iletilecektir. İyi dinletiler dileriz. Sağ olun. Ben devam edebilirim sanırım. Çok teşekkürler Defne Hanım'ın takdimi için. Dinleyicilere de ayrıca tekrar hoş geldiniz diliyorum. Biraz Hadi Temer koleksiyonunu anlatmadan önce aslında Suna Kıraç Kütüphanesi olarak dijitalleştirme çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Biraz zaten bu pandemi sürecinde de Hadi Temer koleksiyonunun ayağa kalkması aslında bu sürece denk geldi. Çok kısaca da ondan bahsedip sözü Fidan Hanım'a bırakacağım. Suna Kıraç Kütüphanesi olarak dijital koleksiyonlar aslında birinci kaynaklara erişim ve yani arşiv belgelerine erişim için bu alanda yürüttüğümüz faaliyetlerden en önemlilerinden bir tanesi. Halihazırda şu anda 33 koleksiyona dijital koleksiyonlar sayfamızdan erişilebiliyor. Bu koleksiyonların bazıları özel koleksiyonları kapsarken bazıları da Koç Üniversitesi'nin akademik çıktıları ve kurumsal belleğine yönelik koleksiyonlardan oluşuyor. Bu son iki senedir özellikle pandemi sürecinde kütüphanelerin rolü ve işlevi gibi birçok tartışma başlatıldı ve bunun üzerine çok düşünüldü. Hatta bu başı çeken tartışmalarından bir tanesi de aslında kütüphanelerin sağladığı hizmeti ne kadar devam ettirip ettiremediği noktasındaydı. Şunu söyleyebilirim ki aslında dijital koleksiyonlarımıza eklenen son 6 koleksiyon aslında bu süreç içerisinde oluşturuldu. Ve Hadi Temer belgeleri koleksiyonu da aslında bunlardan bir tanesi. Kısaca yine koleksiyonun gelişim sürecinden bahsedersem aslında Hadi Temer Belgeleri Koleksiyonu 2019'da çalışmalarına başladığımız Cahide Temer koleksiyonunun tasnif işlemlerinde karşılaştığımız bir koleksiyon oldu. Yani Hadi Temer belgelerine orada rastladık.
belgeler biraz daha aşina olmak için üzerinde vakit geçirirken aslında hem konusal olarak hem farklı katmanlara sahip olması hem de bu katmanların aslında bir bütünlüğe sahip olması açısından Hadi Tamer'in çalışmaları üzerinden bu Türkiye'deki özellikle 1950 sonrası restorasyon tarihine bir bakış sunabilir mi diye düşünürken tam o sırada da GABAM eski koordinatörü Barış Bey bizi Vildan Hanım'la tanıştırdı ve kendisinin de aslında doktora teziyle çok birebir örtüşen bir koleksiyona sahip olduğumuzun farkına vardık. Aslında Vildan Hanım bizi buldu, biz de onu bulmuş gibi olduk ve böylece çalışmaya başladık. Arşiv içerisinde 1000'e yakın dijital belge var. Bunların hepsi neredeyse Hadi Tamer'in aslında kariyeriyle ilgili tutmuş olduğu gerekli dokümanlar, yazışmalar, makaleler, bibliyografi çalışmaları ve raporları içeriyor. Daha fazla aslında sözü uzatmadan Vildan Hanım'a bırakmak istiyorum. Çünkü zaten hem çalışma konusu hem tasdif işlemlerini de aslında beraber yapmıştık. Burada pandemiden önce toplantı odamızda Hadi Tamer belgelerini büyük bir masanın üzerine yayıp nasıl tasdif edelim, nasıl konu bütünlüğünü sağlayalım diye. 2010 yılı içerisinde de belgeleri dijitalleştirip tanımlamalarını yapıp 2021'in başında da erişime açtık. Sözü burada bırakıp Vildan Hanım'a bırakıyorum. Buyurun Vildan Hanım. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey ve tabii Defne Hanım'a. Tabii öncelikle Anamet Kütüphanesi'ne ve Suna Kıraç Kütüphanesi'ne beni davet ettikleri için de teşekkür ederim. Dinleyenlere de vakit ayırıp geldikleri için teşekkür ederim. Herkese saygıyla selamlarım öncelikle. Mustafa Bey de güzel bir giriş yaptı. O Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından kısmı anlattı. Onun kaldığı yerden ben de bizim doktora çalışmamız açısından bu koleksiyonun önemini ve nasıl ulaştığımızı, Hadi Temer'le nasıl tanıştığımızı sizinle paylaşmak isterim. Tabii sunumumu da başlayabilirim. Hadi Temer'le tanışmamız da Defne'nin bahsettiği gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Kürsüsü'nde Profesör Doktor Deniz Mazlum yönetimindeki tezimin araştırmaları sırasında oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivinde kimyahanenin kimyahane ile ilgili araştırma yaparken tabii tezimin konusu Hadi Tamer değil, kimyahanenin kuruluşu, kadrosu, çalışmaları ve Türkiye'deki konservasyon bilimine katkıları. Bu araştırmayı yürütürken Hadi Tamer ismine rastladım. Arkeoloji müzelerinin arşivinde Hadi Tamer'in bayağı kabarık bir dosyası var. Bu dosyadaki bilgileri araştırırken Hadi Bey'in çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yaptığını, çok aktif bir şekilde makaleler yazdığını, araştırmalar yaptığını gördüm ve şaşırdım, çok ilgimi çekti ve bu araştırmayı derinleştirmem gerektiğini anladım. Bunu doktora jürimdeki hocalarımla paylaştığımda Cahide Tamer'e ait arşivin Koç Üniversitesi'nde olduğunu ve belki o arşivde Hadi Tamer'e yönelik bilgileri de bulabileceğimi söylediler. Çok yerinde bir yönlendirmeydi bu. Koç Üniversitesi'nden, GABAM'dan Barış Bey'e beni yönlendirdiler. Barış Bey de buna vesile oldu. Mustafa Bey'le ve Hadi Tamer koleksiyonuyla tanışmış olduk. Tabii ben koleksiyonu görünce çok heyecanlandım. Çünkü bu bilgiler İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivinde olmayan bilgiler. Hadi Bey'in tamamen kariyerine yönelik bilgiler bu koleksiyonda yer alıyor. Sonrasında zaten kütüphaneye bunu da bir koleksiyon haline getirmeyi ve araştırmacılarla paylaşmaya karar verdi. Ve biz de Mustafa Bey'le tasnifini yaptık. Böyle bir çalışmada yer almış olmak benim için büyük bir şans. Koleksiyondan
koleksiyon içeriğinden önce bahsederek konuşmama başlamak istiyorum. Sonra da Hadi Bey'in hayatı, çalışmaları ve eserlerinden söz edeceğim. Koleksiyonda Hadi Bey'in ilk orta, yani bütün eğitim, öğretim dönemi boyunca aldığı karneler, diplomalar, ailesine ait evraklar, özellikle konservasyona yönelik yaptığı araştırmalarda edindiği yabancı kaynaklar, bu kaynaklardan aldığı notlar, kitap isimleri, listeler, çoğunlukla Fransızca, bunun yanında İngilizce, Almanca, İtalyanca notlar. Kendisi bazı sanırım hukuki davalarda bilirkişi görevlisi olmuş. Bunlarla ilgili raporlar ve Kimya Mühendisleri Odası'nın çok aktif bir hem kurucu üyesiymiş, daha sonrasında da çok aktif bir rol almış. Kimya Mühendisleri Odası'na ve Türkiye Kimya Cemiyeti'ne ait pek çok not ve Hadi Bey'in yurt dışında katıldığı toplantılara dair notlar, yurt dışından aldığı sertifikalar gibi çok geniş bir yelpazede bir koleksiyona sahip Hadi Temel Belgeleri koleksiyonu. Ben de size bugün hem Hadi Bey'i tanıtmaya çalışacağım hem de bu koleksiyonu tanıtmaya çalışacağım. Hadi Bey 1918 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. İlk orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünde okumuş. Üniversitedeki eğitimine devam ederken Ayasofya Müzesi'nde karşılama memuru olarak devlet memurluğu görevine başlamış. Sanırım Fransızcası çok iyi olduğu için bir rehberlik görevi gibi bir şey olduğunu düşünüyorum karşılama memurluğunun. Böyle bir görev almış. 1946'da mezun olduktan sonra da eşi Cahide Aksel ile evlenmiş, Cahide Hanım'la. Biliyorsunuz Cahide Tamer uzun yıllar vakıflarda çalışmış. Restorasyon uzmanı, yüksek mimar. Biz hep Cahide Hanım'ı tanıyoruz yayınlardan. Oysaki Hadi Temer de en az onun kadar verimli çalışmalar yürütmüş. Bir arkasında da çok önemli miras bırakmış bir bilim insanı aslında. O yüzden onu tanıtma şansı bana verildiği için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Hadi Bey, burada da yine bir sanırım İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki bir toplantıdan sonra çekilmiş bir fotoğraf. Kimyahane çalışanlarını görüyoruz. Hadi Bey, Cahide Hanım, Behçet Bey, yine kimyahane eski çalışanlarından burada Eyüp Küçük Sezgin ve ismini bilemediğim bir uzman. Hadi Bey 1947 yılında kimyahanede çalışmaya başlıyor. Hemen mezuniyetinden sonra kimya yüksek mühendisi olarak kimyahanede çalışmaya başlıyor. Tabii kimyahanede çalışmalarına devam ederken çeşitli eğitim kurumlarında kimya dersleri verdiğini görüyoruz. Bunlar Tophane Sanat Enstitüsü, Teknik Okul, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, Yeşilköy Hava Harp Okulu gibi okullarda kimya öğretmenliği yapıyor. 1961 yılında Hadi Bey'i kimyahanede şef olarak görüyoruz. Kimyahanedeki görevinin ne zaman sonlandığını tam bilemiyoruz. Arkeoloji müzelerindeki dosyasında en son 1968 yılına ait bir evrak var. Sanıyorum bu tarihlerde Arkeoloji Müzesi'ndeki görevinden artık ayrılıyor ve tamamen üniversitedeki öğretim görevliliğine geçiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde çeşitli bölümlerde kimya dersleri veriyor. Hadi Temer Belgeleri koleksiyonunda araştırdığımızda daha çok genel kimya ile ilgili dersler verdiğini anlıyoruz. Kimyahanedeki çalışmalarına geçmeden önce kimyahane ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum izninizle. Kimyahane Topkapı Sarayı yerleşkesinde 1. avluda Aya İrne Anıtı'nın karşı çaprazında oluyor. Osmanlı döneminde sarayın
ekmek ihtiyacını gidermek için yapılmış fodla fırını olarak geçen bir yapının yapıda kuruluyor. Yapı çok uzun süre metruk bir şekilde kalmış. 1935 yılında kimyahane olarak kullanılacak kısmının restore edilmesi planlanıyor ve 1 Eylül 1936 günü resmi olarak açılıyor kimya laboratuvarı ya da İstanbul Müzeleri Kimyahanesi çeşitli kaynaklarda farklı isimlerle geçiyor. Bu kısım aslında Fodla Fırını'nın mescit yapısı. Öncelikle bu mescit yapısının onarılması gerçekleşiyor. Bu küçük yerde kimyahane çalışmaya başlıyor. Aslında bu yapı, bu yapının tarihçesiyle ilgili bir bilgi kapısının girişindeki kitabede de yer alıyor Osmanlı dönemindeki kullanımı ile ilgili. Bu fotoğraf 2015 yılında benim çektiğim bir fotoğraf. Mescitten dönüştürülen yapı burası. İlk olarak burası kimya laboratuvarı olarak kullanılıyor. 1943-44 yılları gibi olduğu tahmin ettiğimiz bir dönemde de yapı genişletiliyor, ek bina yapılıyor ve diğer laboratuvar ve heykel atölyesi ve fotoğraf atölyesi de bu komplekse dahil ediliyor. Bu çok eski İstanbul Arkeoloji Yıllık, Arkeoloji Müzeleri Yıllıklarında da ikinci yıllıkta yanılmıyorsam yer alan bir fotoğraf. Kimyahanenin mescitten dönüştürülen yapısının sanırım ilk fotoğraflarından birisi olsa gerek. Çünkü içindeki mobilyalar, yani bina çok yeni görülüyor ve içindeki mobilya düzeni çok farklı. Burada kimyahanenin ilk kimyageri Nurettin Akbulut'u görüyoruz. Bir güneş kursunun restorasyonunu yapıyor. Bir ahşap minberin sanırım bir restorasyon çalışması yürütülüyor. Diğer uzmanları tanıyamıyoruz. Arkadaki mobilya da bizim için çok önemli. Tamamen bir kimya laboratuvarı için tasarlanmış bir mobilya. Bu mescitten dönüştürülen yapının içinde. Bu mobilyayı daha yakından görüyoruz. Kimyasal şişeleri dizilmiş. Bir lavabosu var. Yeni bir çalışan fotoğraf için sanırım poz veriyor. Yine mescitten dönüştürülen yapının içinde bu mobilya. Daha ilerleyen bir zamana ait olduğunu düşündüğümüz bir fotoğraf. Burada yine mescitten dönüştürülen yapı, yani kimyahanenin ilk kullanılan mekanında artık tezgahların yerleştirildiğini görüyoruz. Bu tezgahlar son kimyahanenin en son geçirdiği restorasyona kadar görülebiliyordu. Burada dikkatinizi çekmek istediğim karşıdaki tezgah ve onun kapaklı aspiratörü tamamen bir kimya laboratuvarı için tasarlanmış bir tezgah. Tezgahın kapağını kaldırdığınızda aspiratör çalışıyor. Ortamdaki kötü koku ve tozu aspirasyon mantığıyla dışarı o borudan dışarıya naklediyor diye tahmin ediyoruz bunu. Tabii inceleme şansımız olmadı. Son restorasyonda bunların hepsi kaldırıldı maalesef. Bu tezgahın devamında yine böyle bir aspirasyon sistemi yer alıyordu. Burada kimyahanenin kadrosundan bahsetmek istiyorum. Yine ilk kimyageri Nurettin Akbulut, yanında Hadi Bey. Hadi Bey zaten 1947 yılında göreve başladı demiştik. Arkada mescitten dönüştürülen yapı ve onun devamında ek binanın da bittiğini görüyoruz. Yine Eyüp Küçük Sezgin, o da asistan olarak geçiyor arşivde ya da hazırlayıcı olarak geçiyor. Sanırım bir şeylerin, malzemelerin hazırlanması ya da uygulanmasına yardımcı oluyor. Kimyahanede çok uzun süre Nurettin Bey'in yalnız çalıştığını biliyoruz. Çok fazla iş yükü olduğundan ve hep bir yardım talebinde bulunuyor müdürlüğe. Dönem dönem ona yardımcı stajyerler alındığını öğreniyoruz arşivden. Ancak kendisine bir uzmanın yardıma gelmesi 1947 yılını buluyor demek ki. Bu fotoğrafta da ikisini beraber görebiliyoruz. Daha sonra zaten 1961-62 yıllarında Nurettin Bey kimyahaneden ayrılıyor. Harbiye Askeri Müzesi'ne geçiyor.
yine burada Hadi Bey ortada. Artık Nurettin Bey sanırım ayrılmış çünkü müze müdürü Necati Dolunay'ı görüyoruz burada, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü. Yine Eyüp Küçük Sezgin, Behçet Erdal kimyanenin önünde poz veriyorlar. Maalesef ismini bilemediğim başka bir uzmanla beraber. Son olarak da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bahçesinde toplu bir fotoğraf, yine bir toplantı ya da kutlama sonrası olduğunu tahmin ediyorum. Burada yine kimyahane uzmanları önde Hadi Bey, Eyüp Küçük Sezgin, Behçet Erdal ve burada dikkatimi çeken bir isim de Muazzez İlmiye Çığ. Diğer isimleri bilemiyorum maalesef. Kimyane ile ilgili böyle bir bilgi verdikten sonra Hadi Bey'in kimyanedeki çalışmalarından biraz bahsetmek isterim. Hadi Bey'in aslında kimyanede hazırladığı raporlara arşivden ulaşma şansımız olmadı. Hadi Temel koleksiyonunda da raporlar çok fazla yer almıyor. Ancak kendisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri yıllıklarına laboratuvarda yaptığı çalışmalarla ilgili makaleler yazmış. Bunlar yayınlanmış yıllıklarda. Dolayısıyla bu yıllıklar bizim için bu açıdan da önemli. Hadi Bey'in yaptığı çalışmaları çoğunlukla kendisinin ahşap eserler, ahşaplardan haşerelerin yani kurtarması, yani fumigasyon dediğimiz yöntem üzerine araştırmalar yaptığını biliyoruz. Onun dışında çini hamurlarının hazırlanması, çini sırlarının hazırlanması, bu konuda analizler, araştırmalar yaptığını ve bunları yayınladığını biliyoruz. Tekstil eserlerin korunması, diğer arşiv malzemelerinin korunması, müzelerde iklimlendirme, müzelerdeki iklimlendirmenin doğurabileceği sonuçlar, yani olumsuz iklimlendirmenin doğurabileceği sonuçlar gibi konularda çalışmalar yapmış Hadi Bey. Bu fotoğraf da aslında dikkatinizi çekmek istediğim bir fotoğraf. Bu kimyasal dolabını görüyoruz yine. Bu sefer başka bir mekanda. Burası kimya laboratuvarı. Başka küçük bir odaya alınmış artık. Bina genişletildiği için. Burada bazı hava ve gaz kanalları olduğunu düşündüğümüz kanallar görüyoruz. Burada vanalar var. Analizler sırasında bu kanallardan faydalanmış olunabilir. Ayrıca arkada da bir hassas terazi görüyoruz hemen Hadi Bey'in arkasında. Bu terazinin de konservasyonu bizim arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Laboratuvarımızda hala saklanıyor. Hadi Bey'in şöyle bir özelliği var. Sadece kültür varlıklarının restorasyonuyla ilgilenmemiş. Kendisini geliştirmek için bütün farklı kanallardan faydalanmaya çalışmış. Bunlardan en önemlisi de 1952 yılında kendisinin gerçekleştirdiği, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle yurt dışına giderek Avrupa'da aldığı eğitimler ve seyahat aslında Hadi Bey'i sadece Hadi Bey'in kişisel mesleki gelişimine değil, kimyahanenin kullandığı yöntem ve malzemeleri de geliştirmesine vesile olmuş. Hadi Bey aslında 1952 yılında yurt dışına gönderildiğinde uygulaması gerektiği ya da takip etmesi gerektiği bir plan. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ona öncelikle bildiriliyor. Bu aslında planlanan şey Almanya'ya gitmesi, Almanya'daki laboratuvarları gezmesi, isimler belli, gideceği yerler belli. Ama Hadi Bey bu konuda bir araştırma yapıyor. Bu kişilerden bazılarının emekli olduğunu, bazılarının artık çalışmadığını, zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'deki konservasyon laboratuvarının tamamen yıkıldığını ve Münih'te sadece bir laboratuvar olduğunu, o laboratuvara da çok önceden bir başvuruyla kabul edilmiş olması gerektiği gibi bilgileri öğreniyor. Ve arkeoloji müzelerine başvuruyor. Hani ben dilimini daha iyi bildiğim Fransa'ya gitmek istiyorum. Almanya'daki durum bu.
Fransa'ya gitmem daha uygun olur diye ve bu talebi kabul ediliyor. Hadi Bey 1952 yılının başında kendi ifadeleriyle görgü ve bilgisini artırmak için Paris'e gidiyor. Ve yaklaşık 10 ay kadar bir süre Avrupa'da çeşitli müze ve laboratuvarları geziyor, kütüphaneleri geziyor. Dönüşte de bu konuda bir rapor veriyor bakanlığa. Bu raporunda 11 memlekette 141 müze, 37 laboratuvar ve 16 kütüphaneye devam ettim. İcap eden yerde bilfiil çalıştım ve oralarda tanıştığım mütehassıslarla fikir teatisinde bulundum diyor. Gerçekten vaktini son derece verimli bir şekilde geçirmiş. O dönemin en önemli laboratuvarlarını, müzelerini gezmiş. 11 memleketi de şöyle söyleyebilirim. Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Portekiz ve Almanya. 10 aylık bir süre içinde 11 tane ülkeyi gezerek onların en önemli kültür kurumlarında görüşmeler yapıyor. Hadi Bey'in bunu çok planlı bir şekilde yürüttüğünü de görüyoruz. Çünkü örneğin British Museum'a gitmeden önce İngiltere'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne müzeden yazı göndertiyor. British Museum'un konservasyon laboratuvarının başındaki Harold Plenderlight, o dönemin çok önemli bir uzmanı, ondan bir randevu almak için Büyükelçiliğin vesile olmasını istiyor. Hadi Bey hakkında onlara bilgi vermesini istiyor. Gitmeden önce yani bir tanışıklık olmasını istiyor. Yani gayet planlı bir şekilde en önemli uzmanlara ulaşmaya çalışıyor. Yine görüştüğü önemli kurumlardan birisi Roma'da Merkez Restorasyon Enstitüsü. Orada da önemli temaslarda bulunuyor. Ve en son konservasyonla ilgili en son bilgi ve hatta belgeleri de alarak, bilgilerini güncelleyerek bu seyahatinden dönüyor. Yine dönüşte yazdığı raporunda şöyle ifade ediyor durumu. Bu çok geniş ve şumullu anketin sonunda edindiğim kanaate göre şimdiye kadar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kimyahanesi'nde tatbik edile gelmekte olan usullerden mühim bir kısmı artık ilmi hüviyetini kaybetmiştir. Bugün için bunlardan bazılarının esaslı surette islahı, diğerlerinin ise faydasız ve hatta zararlı olduklarından tamamen terk ile yeni ve muvaffak neticeleri sabit metotların kabulü icap eder. Bu da ancak mezkür müessesede gerek malzeme, gerek cihaz ve gerekse personel ve çalışma tarzı bakımından bazı mühim değişiklikler yapılmasıyla mümkündür. Yani kimyahane 1936 yılında kuruldu demiştik. 1952 yılına geldiğimizdeki sürede kullanılan pek çok artık yöntemin eskidiğini, ilmi değerini kaybettiğini, bu yöntemlerin geliştirilmesi, yenilenmesi gerektiğini, yeni cihaz ve gerekirse personelin de yenilenerek kimyahanenin artık bilgilerini güncellemesi, yöntemlerini güncellemesi gerektiğini ifade ediyor bu raporunda. Hadi Bey Avrupa'daki seyahatinden döndükten sonra bu seyahati boyunca tanıştığı insanlarla irtibatını kaybetmiyor. Bu insanlarla görüşmelerini devam ettiriyor. Bunlardan en önemlisi de tabii Roma Merkez Restorasyon Enstitüsü'ndeki Cesare Brandi ile yazışmasını görüyoruz Hadi Tamer belgeleri koleksiyonunda. Bu mektuptan anladığımıza göre 1953 yılında Brandi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Karatepe'de yapılan restorasyonları incelemesi için davet ediliyor ve sonra İstanbul'daki bazı restorasyonları incelemesi için davet ediliyor. Anladığımıza göre İstanbul'daki gezisinde Hadi Bey ile görüşüyor. Hadi Bey ona İstanbul'u gezdiriyor. Beraber vakit geçiriyorlar. Herhalde Roma'daki Hadi Bey'in Roma'daki temaslarında orada tanışmış olma ihtimalleri var. Dolayısıyla İstanbul'a da Brandi geldiğinde Hadi Bey ona ev sahipliği yapıyor ve bu ev sahipliği için Brandi kendisine teşekkür ediyor.
Size her zaman yardımcı olmaktan, mesleki anlamda yardımcı olmaktan mutluluk duyarım diyor ve mektubun ekinde de Hadi Bey'e mesleki bir kaynakça gönderiyor. Sanırım Hadi Bey'in böyle bir talebi oldu. O da kitap isimlerini gönderiyor. Hadi Bey'in uluslararası işbirliklerinden birkaç örnek bunlar sadece. Yine Belçika'da bir görüşme yaptığını biliyoruz. Belçika'daki merkez müzeleri, laboratuvarı mı diyelim, laboratuvarla yaptığı yazışmada kil tabletlerin onarımına yönelik bir soru sorduğunu anlıyoruz gelen cevaptan. Burada da kendisine kil tablet restorasyonuyla ilgili bir tarif veriliyor. Demek ki 1953 yılında kimyahanede kil tabletlerin onarımına devam edildiğini de anlıyoruz bu mektupta. Hadi Bey yurt dışında Avrupa'da gerçekleştirdiği bu seyahatten sonra yurt dışındaki toplantılara aktif olarak katılmaya devam ediyor. Bu fotoğraf 1957 yılındaki bir toplantıdan. Ayşenur Hanım paylaştığı için ona da çok teşekkür ederim. Burada Hadi Bey'i görüyoruz arkada. Yanında Cahide Hanım ve Ayşenur Hanım önde. Paris'te Tarihi Eserler Teknisyenleri Beynelmilel Kongresi'ne de katıldıklarında çekilmiş bir fotoğraf. Hadi Bey'in çok aktif bir şekilde İKOM üyeliği var ve İKOM Fenli Laboratuvarlar Komitesi'ne üye olarak seçiliyor. İKOM'un toplantıları için her zaman kendi maddi imkanlarıyla müzenin ya da bakanlığın bir katkısı olmadan bunu müzedeki arşivdeki yazışmalardan görüyoruz. Her zaman talepte bulunuyor. Yurt dışına gideceğim toplantıya, İKOM toplantısına. Hep müzeden gelen cevap da kendi maddi imkanlarınızla, kendi yıllık izninizi kullanarak gitmenize izin veriyoruz gibi bir cevap oluyor. Sık sık yurt dışında İKOM'un toplantılarına katıldığını yine arşiv belgelerinden öğreniyoruz. Tabii sadece yurt dışında değil, yurt içinde de dediğim gibi çok aktif. Kimya Mühendisleri Odası'nın kurucu üyelerinden ve odanın çalışmalarıyla ilgili de çok fazla belge var. Hadi Tamer belgeleri koleksiyonunda. Hadi Bey ile ilgili dediğim gibi sadece restorasyon çalışmaları ya da araştırmaları, analizleri yapmıyor. Her zaman çalıştığı kurumun daha bilimsel, daha güncel şekilde gelişmesi için ne tür yöntemler bulabiliriz? Bunun hep arayışı içerisinde. Burada ilginç bir mektubu var kendisinin. Hadi Temer belgeleri koleksiyonunda yer alan. Tam olarak kime yazıldığını anlayamıyoruz ama bakanlıktaki üst düzey bir yöneticiye yazıldığını tahmin ediyoruz bu mektubun. Mektupta özetle Hadi Bey yıllardır müzelerde çalışan bir uzman olarak ve Avrupa'yı gezmiş görmüş, oradaki kurumlarda bazı atölyelere katılmış, çalışmalarda yer almış bir uzman olarak bakanlığa çalıştığı kurumun daha ileri gitmesi için bir öneride bulunuyor. Bu öneride müzelerde görev alan bütün teknik kişilerin, işte mimarlar, mühendisler, o dönem restoratör yok tabii, heykeltıraşlar, çini, işte halı uzmanları, hem taşınabilir hem taşınmaz eserlerle ilgili çalışan bütün teknik ekibin bir enstitü altında birleştirilmesi, bu enstitünün genel müdürlüğe bağlı olması ve bu enstitüden bu enstitü sayesinde enstitü kanalıyla ihtiyaç olan müzelere, ihtiyaç olan öğren yerlerine eleman ve cihaz sağlanması önerisi. Çünkü kendisi bu mektupta şöyle ifade ediyor: bazı müzelerde çok fazla eleman var ama cihaz yok. Dolayısıyla elemanlar boş duruyor. Bazı müzelerde de cihazlar var ama bunu kullanacak elemanlar yok. Eğer böyle bir enstitü tesis edilirse bu boşluk giderilmiş olur. Hem cihazlar boş durmaz hem elemanlar boş durmaz. İhtiyaç duyulan yerlerde ihtiyaç duyulan uzman ve cihazlar kullanılır diye böyle bir öneri getiriyor 1954 yılında.
Ve gerçekten çok ileri bir vizyonla yine şöyle bir durumdan bahsediyor bu mektupta. Bu böyle bir enstitü kurulursa kullanılan ya da restorasyonu onarımı yapılan bütün kültür varlıklarının önceki halleri, sonraki halleri, planları, röleveleri hepsi en ince ayrıntısına kadar dokümentasyonu yapılır ve bunlar arşivlenir. Zaman içinde çok büyük bir arşivi olur bu enstitünün. Araştırmacılar için hem ulusal hem uluslararası araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olur burası. Ve uluslararası anlamda da büyük bir ses getirir böyle bir arşiv. Bu fikrin değerlendirilmesi için bir başvuruda bulunuyor. Öncelikle Kimya Mühendisi Odaları Başkanı sıfatıyla böyle bir mektup yazdığını görüyoruz. Mektuba cevaben gelen birkaç mektupta da bu önerisinin olumlu karşılandığı, bu önerinin değerlendirilmesi için bir komisyon oluşturuldu ve kendisinden sonra tekrar fikir alınacağı cevabını alıyor. Bu tip yazışmalar Hadi Tamer Belgeleri koleksiyonunda yer alıyor. Birkaç defa Hadi Bey anlıyoruz ki bununla ilgili toplantılara katılmış, yöneticileri bilgilendirmiş. Ancak sonuç olarak başarılı olmamış bu girişim. Ama böyle bir fikrin 1954 yılında konuşuluyor olması, Hadi Bey tarafından ortaya atılıyor olması da bence çok değerli. Hadi Bey'in mesleki olarak katkılarına son olarak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kendisi Avrupa seyahatine gitmeden önce yazdığı bir raporda neden bir kimya mühendisi kültür varlıklarının korunması alanında önemlidir gibi bir soruya cevap veriyor. Yani kimya mühendisinin koruma alanındaki önemi, mesleki görev tanımı nedir gibi bir rapor yazıyor. Bu kendisinin el yazısı herhalde. Burada şöyle ifade ediyor. Müzeye ait bir eserin bulunduğu yerden teşhir mahalline konuncaya kadar ve ondan sonra mütemadiyen çeşitli bakımlardan bu mevzuda bilgi ve görgü edinmiş bir yüksek kimya mühendisinin elinden geçmesi gerekir. O yüzden kimya mühendisleri bu alanda çok önemlidir. Bu ayrıca bu raporda Hadi Tamer'in takip edeceği çalışma programı diye ifade ediyor. Organik eserlerin temizlenmesi, tamiri ve muhafazası. İnorganik eserlerin temizlenmesi, tamiri ve muhafazası. Küfler, bakteriler, haşerat ve korozyon, erozyon amirleriyle mücadele. Mikroskopik ve makroskopik metotlarla bünye tayini. Bütün bu işler için yararlı kuruluşların ve laboratuvarın tanzimi, bu işler için elzem, cihaz ve materyalle ilgili bunların tatbiki konusunda yerinde ve bir tecrübe bilgi edinilmesi. Bu işte çalışacak artizan elemanların müteşekkil olması lazım geldiği ve bunların ne şekilde yetiştirilmesi, çalıştırılması gerektiği hakkında bir rapor hazırlanması. Yani bir kimya mühendisi, bir kimya laboratuvarının, konservasyon alanındaki bir kimya laboratuvarının ana kaburgasını oluşturmaktadır diyor aslında burada. Tabii o zaman bir uzmanlaşmadan bahsetmek mümkün değil. Hani belli bir malzeme üzerinde uzmanlaşmaktan bahsediyorum. Hem organik hem inorganik malzemelerle ilgili çalıştığını, onun dışında da sadece malzeme üzerinde çalışmaz, planlama yapar, hem laboratuvarı oluşturur, laboratuvarın tanzimini yapar, hem de bu işte çalışacak kişileri belirler, bunların çalışma programını belirler. Yani çok geniş bir perspektifle laboratuvardaki mesleki görev tanımını, görev yetki ve sorumluluklarını bu raporda ifade ediyor. Yani bu kadar ayrıntılı görev tanımları şu anda en azından kamu laboratuvarlarında böyle ayrıntılı görev tanımlarının şu anda 2021 yılında olmadığını biliyoruz. O yüzden çok ileri bir düşünce yapısının örneği olduğu için bu raporuna da
burada yer vermek istedim. Son olarak Hadi Tamer'in eserlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Hadi Bey, daha önce söz ettiğim gibi İstanbul Arkeoloji Müzeleri yıllıklarında makalelerini yayınlamış. Laboratuvardaki çalışmalarından notlar diye laboratuvarda çalıştığı çeşitli eserler üzerinde uyguladığı deneyleri, analizleri ve bunların sonuçlarını bu makalelerde paylaşmış. Yine ahşap mevzuunda birkaç deneme diye bir makalesi var. Yine fumigasyon haşere uzaklaştırılmasıyla ilgili. Seramik mevzuunda Çin analizleriyle ilgili bir makalesi var. Yine laboratuvar çalışmalarından örnekler, ahşap konservasyonu, Çin'i hamur ve sır denemeleriyle ilgili makaleleri mevcut. Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, 20'ye yakın makalesi var benim en azından Hadi Tamer belgeleri arşivinden ve diğer internetten yaptığım araştırmalarda bulabildiğim kadarıyla 20'ye yakın ulusal makalesi var kendisinin. Genel olarak arşiv malzemelerinin korunması, ahşap kurtları, seramik, Türk çinilerinin terkibi, Kütahya çinilerinin incelenmesi, müzelerde haşereyle mücadele, Türk mürekkeplerinin imalat tarihi gibi, tekniği gibi konularda Hadi Bey'in çalışmaları mevcut. Bunun dışında kendisinin çok iyi derecede Fransızca bildiğinden bahsetmiştim ve İngilizce de öyle. Eski Çinlilerin korunması, arkeolojik kimya, Bizans mimari tarihinde yeni bir sayfa gibi yabancı bazı makaleleri de Türkçe literatüre kazandırmış. Tabii o dönemde bilgi ve belgeye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu düşünürsek bu makalelerin Türkçe'ye kazandırılması da gerçekten çok önemli bir katkı diye düşünüyorum. Hadi Bey ile ilgili aslında anlatacak daha çok şey var ama ben çok fazla sürenizi aşmamak için burada konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Sonlandırmadan önce de Hadi Bey ile ilgili tabii ben kendisiyle ilgili araştırma yaparken çok etkilendim. Çalışmalarından mesleğini bu kadar ciddiye alan, bu kadar araştırma yapmak isteyen, sadece onun önüne konulan değil, daha fazlasını hem kariyerini geliştirmek, hem çalıştığı kurumu geliştirmek, hem aslında Türkiye'deki işleyişi iyileştirmek için bu kadar çaba vermesinden çok etkilendim. Ve bütün meslektaşlarımıza örnek olacağını düşündüğüm için de kendisiyle ilgili bu sunumu yapmak istedim. Ve eğer kendisini tanıtabildiysem de çok memnun oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru ve katkılar varsa çok memnun olurum. Teşekkürler Bildan Hanım. Bu dolu dolu sunum için ben Hadi Tamer'i tabii bizdeki arşiv belgelerinden tanıyorum. Diğer arşivlerdeki görsel ve belgeler ve sizin çalışmalarınız da bana daha bir zihnimdeki Hadi Tamer profiline daha da bir şeyler eklemiş oldu. Ama çok da şaşırtmadı. Zaten bizdeki arşiv belgeleri sürekli nasıl anlatsam, bir yandan sorunlara cevap arayan, bir yandan sürekli gelişmeyi, bazı şeyleri değiştirmeyi ama bunu yaparken de bir yandan öğretmeyi ve üretmeyi de paralel sürdüren bir kişilik var zihnimde. Benim birkaç sorum olacak. Aslında bu yani sunumumuzun genelinde bahsettiğiniz yurt dışı seyahati, gelmesi, Türkiye'de kimyanede çalışmaya başlaması ve daha hani farklı bir bahsettiğim gibi bazı sorunları ve teknikleri değiştirmek çabası içerisinde ve dolu dolu yurt dışına gitse bile hala o konuştuğu kurumlarla bağlantıyı koparmaması ve hani bunları süreç içerisinde devam ettirmesi özelinde aslında hani çok genel bir
çok kısa ama çok aklımızda kalacak bir şekilde bir genel değerlendirme yapabilirseniz sevinirim. Diğer soruyu da değerlendirmenizden sonra ileteceğim size. Şimdi burada Hadi Temer özelinden bahsettik ama birazcık çok az Nurettin Bey'den bahsetmiş oldum. Aslında kimyahanenin kuruluşu ve kimyahanede çalışan uzmanlar, onların çalışmaları, vizyonları aslında Türkiye konservasyon tarihini de bize göstermesi açısından çok önemli. Özetlemek gerekirse Nurettin Bey 1930'ların ortasında Berlin'e gönderiliyor. Orada Almanlar tarafından 3 aylık bir eğitime tutuluyor, tabi tutuluyor. Berlin Kraliyet Müzelerinde o dönemin tekniklerini öğreniyor. Tabi o dönem için en önemli konservasyon tekniklerini Friedrich Röntgen, modern konservasyonun babası olarak bilinen Friedrich Röntgen'in yöntemleri uygulanıyor. Hadi Bey onları öğreniyor Berlin'de. Sonra gelip kimyahanede bunları uyguluyor. Yani aslında döneminin en güncel bilgilerini almış oluyor. Daha sonra bu Alman ekolüyle bir dönem kimyahane devam ediyor ve Hadi Bey'in gelmesiyle aslında vizyonu daha da genişliyor. Daha Avrupa'nın diğer ülkelerine de dönmüş oluyor. Ve bilgilerin güncellenmesi açısından Hadi Bey'in 1952 yılındaki Avrupa seyahati çok önemli. Artık ondan sonrasında kimyahanedeki yöntemler, bilgiler güncelleniyor. Ve kimyahanenin çalışmalarına büyük bir farklılık kattığını görüyoruz. Hatta biraz Nurettin Bey ile Hadi Bey'in arasında sürtüşme olduğunu da yazışmalardan anlıyoruz. Tabii aralarında 20 yaş var. Böyle bir şeyin olması da çok normal kabul edilmeli. Genç bir kimya mühendisi geliyor ve yeni yöntemlerden bahsediyor. Tabii ki Nurettin Bey'in bunu hemen kabul etmesi beklenemez. Ama zaman içinde anlıyoruz ki yöntemler değişiyor ve sonrasında gelen uzmanlar da zaten araştırdığımızda görüyoruz ki hepsi çok nitelikli, çok kalifiye kişiler. Yani hepsinin yurt dışı deneyimleri var, yabancı dil biliyorlar. Dolayısıyla kendilerini çok geliştirmeye yönelik insanlar ve bu mesleklerini çok ciddiye alıyorlar. Tabii kimyahane öncelikle onu söylemeyi unuttum. İstanbul Arkeoloji Müzeleri yetkisindeki müzelere hizmet vermek için kuruluyor. Ama sonrasında bütün Türkiye'ye hizmet verir hale geliyor. Bütün kazılara, ören yerlerine, kurtarma kazılarına kimyahanedeki uzmanlar gidiyorlar. Dolayısıyla aslında kimyahanenin tarihi dediğim gibi Türkiye'deki restorasyon konservasyon özellikle taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon konservasyon tarihini bize anlatması bakımından çok önemli. Hadi Temel Belgeleri koleksiyonu da tabii bu öneme çok ciddi hizmet eden çok önemli bir koleksiyon. Burada kimyahaneden biraz devam edebilirsek aslında sorum şu yönde olacaktı. Kimyahanenin bu süreç içerisindeki evrimi nasıl devam ediyor? Bir de buna bağlantılı olarak kimyahanede çalışan aslında kişilerin formasyonlarıyla ilgili bir sorum olacak. Hepsi mühendis mi çalışan kişilerin yoksa farklı formasyonlardan gelen kişiler de kurum bünyesinde çalışabiliyor mu, çalıştı mı? Kimyahane tabii 1985 yılında yani bu kimyahanenin bir enstitü olması fikri birkaç defa daha ortaya atılıyor anladığım kadarıyla, arşivlerden öğrendiğim kadarıyla. Yani aslında enstitü olması ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinden ayrılması konusu birkaç defa tartışılıyor yetkililer tarafından. 1985 yılına gelindiğinde bu gerçekleşebiliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, o dönemin genel müdürü Nurettin Yardımcı
dönem, o dönem İstanbul Üniversitesi'nde çalışmakta olan Ülkü İzmirli'yi görevlendiriyor. Ve 1985 yılında benim de şu anda çalıştığım İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü kuruluyor. Kimyahanedeki uzmanlar direkt olarak bu müdürlüğe geçiriliyor. Ve kimyane İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nden ayrılmış bakanlığa bağlı bir laboratuvar olarak hayatına devam ediyor. Kimyahane yapısı o bina içinde, fotoğraflarını gösterdiğim bina içinde çok uzun süre çalışmalarına devam ediyor. Çünkü o binadaki heykel atölyesi çok geniş, büyük heykellerin restorasyonu için çok uygun. 1985 yılında kurulduğunda darphane binasına geçiliyor. Darphane binasının aslında büyük bir restorasyon kompleksi yapılması planlanıyor. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu gerçekleştirilemiyor. Ama darphane binasında da 2012 yılına kadar merkez laboratuvar olarak çalışmaya devam ediyor. Kimyahane binası da bir taraftan kullanılıyor büyük boyutlu eserler için. Daha sonra kimyahane binası atıl duruma düşüyor çünkü işte çatısında falan sorunlar oluyor. Bir onarım yapılması gerekiyor ama bir şekilde onarımlar yapılamıyor. Bina daha sonra kendi haline bırakılıyor ve darphanedeki çalışmalara devam ediliyor. 2012 yılından sonra da benim de çalıştığım binaya geçiliyor. Sarayburnu tarafında eski matbaa lisesi olarak kullanılan bina onarılarak restorasyon laboratuvarı olarak kullanılıyor. Ve darphane binaları da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne depo olarak kullanılması için tahsis ediliyor zaten büyük bir kısmı. Ama yani kimyahanenin ardılı olarak bizim laboratuvarımız hizmete başlıyor. Ve o şekilde de kimyahane binası kaderine terk ediliyor. Ve işte sonra tabii binada yapısal olarak ciddi sorunlar oluyor maalesef ve bir şekilde onarım gerçekleşemiyor. Topkapı Sarayı yerleşkesi tamamen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildikten sonra yanılmıyorsam 2019 yılı sonu 2020 yılı başı gibi binanın restorasyonu başlıyor. Tabii restorasyon sırasında bina nasıl kullanılacak fikirler tartışılıyor bildiğim kadarıyla. Bir müze olması düşünülüyor. Sonra ofis binası olarak kullanılması düşünülüyor. Şu anda restorasyon bitti herhalde ama ne amaçla kullanıldığını bilemiyorum. Bildiğim şu ki size fotoğraflarda gösterdiğim kimyahaneyi kimyahane yapan bütün mobilyalar, işte tezgahlar, oradaki işte size göstermediğim başka büyük daldırma havuzları, diğer taşınmaz bir sürü orada şeyler var, mobilyalar var, çok önemli şeyler var. Hepsi kaldırıldı son restorasyonda. En son olarak da gördüm o aspirasyon sistemini yapan o borunun yerinin kapatıldığını gördüm. Taş örülmüş, boru kapatılmış. Şu anda bilemiyorum binanın ne olarak kullanıldığını. Bizim laboratuvarımızda tabii Milli Saraylar İdaresi Kültür Bakanlığı'na ait bütün binaları tasfiye etti. Bizim laboratuvarımız da şu anda kapalı durumda. Çok kısıtlı bir uzman girişi var. Yani böyle durum. Çok teşekkürler. Diğer soruma geçmeden önce belki chat kısmından takip edebilmişsiniz. Sunumunuza oldukça teşekkür var. Onu da Dinleyiciler şimdi önünde size tekrar iletmek isterim. Evet. Barış Bey'in de bir yorumu var ama bu kendi sorumu sorduktan sonra onunla bağlantılı biraz. Onu da iletiyor olacağım. Tamer Hadi Bey'in aslında biraz Avrupa gezileriyle ilgili sunum içerisinde konuştuk ama biraz daha detaylandırmamız mümkün olabilir mi? En azından 1952'de Almanya'ya gitmek isterken Fransa'ya ve devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Biraz daha hani yorumlarsanız sevinirim. Evet, Hadi Bey'in tabii sizin koleksiyonunuzda Hadi Bey'in Avrupa seyahatiyle ilgili çok fazla bilgi ve belge var. Kendisi Avrupa seyahatinde neredeyse her adımı
attığı küçük not defterleri var, attığını yazdığı, şu durakta indim, bu durakta bindim, şu otelde kaldım gibi çok güzel defterler var. O defterlerin hepsini inceleme fırsatı ben bulamadım maalesef. El yazısı birazcık karmaşık, onun için özel vakit ayırmak lazım. Avrupa seyahat, özellikle Fransa'da Paris, Louvre Müzesi başta olmak üzere birkaç kültür kuruluşunda çeşitli eğitimlere katıldığını, oralardan sertifikalar aldığını biliyoruz. O sertifikalar var Hadi Tamer Belgeleri koleksiyonunda. Yani işte British Museum'da yaptığı çalışmalar, oradaki uzmanlarla görüşmeler, Belçika'da ve özellikle Roma'da Merkez Restorasyon Enstitüsü olmak üzere şimdi İtalyanca ismini bilemediğim birkaç kuruluşta daha, özellikle kitap restorasyonu, kağıt restorasyonu ile ilgili bazı kuruluşlarda yaptığı çalışmalar var. Zaten Hadi Bey'in bu Müzeler Bakım Enstitüsü önerisinde de, o mektubun sonunda da ben bu enstitü fikrini Roma'daki ve Paris'teki çalışmalarım sırasında gördüğüm kurumlardan esinlenerek bu öneride bulunuyorum diyor. Dolayısıyla o kurumlarda oldukça ayrıntılı araştırmalar yaptığını düşünüyorum. Ki bu kişilerle de zaten herhalde orada yakın dostluklar kurmuş ki sonrasında her zaman karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya devam etmişler. Tam bu noktada Barış Bey'in kısa yorumunu okuyayım. Dinleyicilerimiz de en azından duyabilsin. Hem küçük bir katkısı var hem de bu konuyla alakalı. Direkt aktarıyorum. Vildan Hanım'a teşekkür ederim. Küçük bir katkım olacak. Hadi Bey'in Avrupa'da ziyaret ettiği kurumların arşivlerinde çeşitli belgeler olma ihtimali var. En azından benim bildiğim Paris'teki Müze de Kubrani diye okunuyor herhalde. Bazı yazışmaları var. Bu kurumlarla temas kurarak kendisini ziyaretiyle ilgili dokümanlar var mı diye sormak mevcut arşive önemli bir katkıda bulunabilir demiş. Sizden son Berlin, Almanya'ya gitti. Evet. Belki hani bu konu hakkında biraz bir şeyler söylemek istersiniz. Ben aslında daha çok Nurettin Bey'in çalışmalarıyla ilgili Berlin'de bir bilgi belge bulabilir miyim diye gittim. Ama maalesef bulamadım. Çünkü 1945 yılında yani yerle bir oluyor Nurettin Bey'in çalıştığı bina. Ve şu anda Röntgen araştırma laboratuvarı olarak bilinen laboratuvarın geçmişine dair arşiv tamamen yok oluyor. Başka vesilelerde de ben o arşivle ilgili araştırma yapmıştım. Yani şu anda Röntgen'den kendisinin yazdığı bir rapora falan hiçbir şekilde ulaşmak mümkün değil. Sadece küçük bir not var. İkinci Dünya Savaşı'nın böyle bir yıkımı olduğu için Almanya'dan bir şeye ulaşmak mümkün gözükmüyor ama Barış Bey'e teşekkür ederim. Çok güzel bir öneri. Ben burada uzun uzun anlatmak istemedim ama Hadi Bey Avrupa'da gördüğü, gittiği kurumlarla ilgili 6 sayfalık bir liste yapmış. Sözünü ettiğim raporun ekinde bu liste var. Aklına gelebilecek bütün kültür kurumları, müzeler, kütüphaneler Avrupa'nın her yerindeki, yani bu 11 ülkedeki hepsine gitmiş gerçekten. Çok uzun bir liste okumak mümkün değil ama 6 sayfalık bir liste bu. Çok yani 1952 yılı için müthiş bir vizyon diye düşünüyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Temel koleksiyonunda ilgimi çeken noktalardan birisi de yani müzeleri kesinlikle farklı bir gözle gezmiş. Paris'te gördüğü bir müzedeki bir notunu okudum. Dönemin Kültür Bakanlığı'na ya da tam hatırlamıyorum nereye hitaben yazdığını. Ama şey diyor, yani Paris'te şu müzede gezerken Türkiye ile ilgili bölümde bu kadar aciz ve çirkin eserlerin sergilendiğini gördüm. Bu Türkiye için aşağılayıcı bir durumdur. Bakanlığımızın buna müdahale etmesi gerekir. Bizim kültürümüz bu kadar sığ ve basit değildir. İşte daha farklı eserler, daha farklı şekillerde sergilenmelidir. Yani çok duyarlı bir insan. Çok
vatansever bir insan, bunlara da çok dikkat etmiş. Türkiye'ye döndüğünde hep ilgili kurumlara bu konularda yazışmalar yapmış. Bence bu da çok ilgi çekici bir ayrıntı Hadi Temel'le ilgili olarak. Evet, o bir insan müzesi sanırım şeydeki, o da benim çok, hatta böyle fotoğraflarını çekip evet. Bakanlığa böyle temsil edilmemeli pavilyonu evet. gibi böyle bir şeyde bulunmuştu. Bir sorum daha var. Aslında bir ICOM'a biraz değinebiliriz. Hadi tabii, yani araştırmalarınızın içinde baktığınız bir alansa, orada da belli yazışmaları ve nasıl diyeyim, kişilerin yanında bu kurumsal yazışmaları da söz konusu oluyor ve bunun da bir ICOM ayağı da var. Yine hani arşiv içerisindeki belgeler arasından en azından evet. benim de anladığım bir alanı oluşturuyor. Evet, tabii ben açıkçası oradaki çalışmalarına çok odaklanmadım. Ama hani o dönemki ismiyle Fenni Laboratuvarlar Komitesi'ne üye olmak, hani bu bir seçim sonucu yapılan bir üyelik. Bir başvuruyla değil, bir seçim sonucunda yapılıyor. İKOM'dan ona mektup geliyor, siz seçildiniz falan diye. Bu belgelerin hepsi Hadi Temel arşivin, belgeler arşivinde var. Dolayısıyla çok aktif olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'yi böyle uluslararası platformlarda çok sıklıkla temsil ettiğini ve en iyi şekilde temsil ettiğini görüyoruz. Dikkatimi çeken konulardan birisi de bu toplantılarda tanıştığı ya da dinlediği konuşmaları sonra Türkçe'ye çevirip çeşitli platformlarda onları da yayınlamaya çalışmış. Yani başka insan, hani ben gittim öğrendim yeter gibisinden değil de daha fazla uzmana ulaşması için orada yaptığı, dinlediği, edindiği bilgileri başka insanlarla da paylaşmaya çalışmış. Bunun da oldukça değerli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Tabii benim için üzücü oldu. Her zaman kendi maddi imkanlarıyla gitmiş. Devletten bir katkı bulamamış. Her zaman başvuruda bulunmuş ama hep reddedilmiş. Yani bu da çok büyük bir özveri olsa gerek, memur maaşıyla yurt dışındaki toplantılara gitmeye çalışmak. Anladığım kadarıyla hepsine katılamamış ama en azından katılmaya çalışmış ve birkaçına da katıldığını biliyorum. Yani çok özverili ve mesleğine gerçekten çok tutkuyla bağlı bir insan olduğunu düşündürüyor bana bu bilgiler. Çok teşekkürler. Başka sorumuz yok herhalde. Ben de kısaca bu bahsettiğimiz koleksiyonun aslında yapısıyla ilgili çok kısa bir şey daha eklemek isterim. Aslında bütün konuştuğumuz bu isimler, bu kurumlar koleksiyonun içerisinde filtreleme alanlarıyla sabitlenmiş durumda. Yani dijital koleksiyona girdiğiniz zaman sol tarafta bir belgeyi yaratan, belgenin içinde ismi geçenler ve aynı zamanda kurumlar ve anahtar kelimelerde bu bahsettiğimiz kurumları bulup spesifik olarak burada şey yapılabilir, aranabilir. Onun dışında sözü Defne Hanım'a vermeden önce sizin bahsettiğiniz şey biraz paralel, yani bu koleksiyonun içerisinde neler var diye düşündüğümde aklıma İdil Bret geldi. Burada da paylaşıldı. Evet, ondan biraz bahsedip hatta dokümanı açtım. Yani yıl çok belli değil ama Hadi Bey'in giriş paragrafı şöyle diyor. Paris bugünlerde birbirini takiben Türk sanat aleminden örneklerle karşılaşmaktadır. Ocak ayının 23'ünde açılan sergimizden sonra küçük İdil'imizin meşhur Virtüöz Kemp'le müşteriyken verdikleri konser günün mevzu halindedir diye bir paragrafla başlayan bir yazısı da var. Devamında dinleyicilerimiz dijital koleksiyonlara girip oradan okuyabilirler diyorum. Sözü Defne'ye bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz bu özellikle. Evet, son... onu da ekleyelim Mustafa Bey, son gelen evet, yorumu. Evet, aramızda Cadi Temel ve Hadi Temel'in kızı olan Ayşenur Ökten Hanım da bulunmakta. Bizlere çok teşekkür etmiş. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle
ki önemli koleksiyonu Koç Üniversitesi'ne güvenip, kütüphaneye güvenip bize bağışladığı için tekrar kendisine çok teşekkür olduğumuzu buradan da söylemek isterim. Ben de ayrıca çok teşekkür ederim Ayşenur Hanım'a izin verdiği için bu koleksiyonu kullanmamıza. Gerçekten benim tezim için çok önemli bir katkı oldu. Burada da dinleyicilerle paylaştığım için çok mutluyum Hadi Bey'in tanınmasına vesile olabildiysem. Gerçekten çok mutlu olurum. Ayşenur Hanım'a çok teşekkür ederim. Evet, bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Hem konuşmacılarımız Vidan Hanım, moderatörümüz Mustafa Bey'e, aynı zamanda dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz güzel yorumları ve soruları için. Bu noktada konuşmamızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan evvel tüm konuşmacılarımızı bilgilendirmek isterim ki bu konuşma kayıt altında ve yakında kaydını Anamet Kütüphanesi'nin YouTube hesabında görebilirsiniz. Orada tekrar dinlemek isterseniz açıp dinleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki ayın konuşmasıyla ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Önümüzdeki ay Aralık ayında Ali Yaycıoğlu ile beraber The Mapping Ottoman Epirus Project projesi ile ilgili bir konuşma gerçekleşecek. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Herkese tekrardan teşekkürlerimizi iletiriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.